Hocam şöyle bir şey sorsam, yani acaba ne deriz? 28 Şubat sürecinin yaşanmasında, olmasında bu malum cemaatin rolü nedir desem? Evet, ona gelecek. Mesela sizin fişlenmenizde, evet, ya da diğer şeylerde. Çünkü bunlar fişlenmeyi, kamera işlerini, şunları bunları, evet, çok güzel yapıyorlar. Evet. Biraz evvel dedim ya, bu bir projeymiş zaten dedim. Yani evet. Sonra neden o proje? Bu malum cemaat veya o FETÖ hareketi o dönemde silahlı kuvvetler içerisinde kendisinden ait olmayan inançlı kesimi tasfiye ederek kendilerini bir ölçüde hakimiyet noktasında belli bir alan kazandılar. O yetmedi Yücel Bey. 2003-2004'te hatırlarsanız Ergenekon davaları var. Evet. Bu aynı zamanda o süreci de kendileri, çünkü adliye noktasında hakimi, savcı da hakim olduğu için onlar o dönemde ulusalcı kesimdeki subay ve subayları da tasfiye ettiler. Yani ilk önce bizim gibi olanları tasfiye ettiler. Önce milliyetçi muhafazakarlar gitti. Milliyetçi muhafazakarlar. Sonra ulusalcıları tasfiye ettiler. Bu bir büyük bir proje yani. Ve sonra bakıyorsunuz 2016 veya 2012'den başlayan bir hadise aslında bu, evet, hareket. Ama bir şekilde 2013-17-25 Aralık süreci var. Ondan sonra iyi ki yani özellikle emniyet ve yargı çevresinde o zaman tedbirler alındı ki bu 2016'daki 15 Temmuz hadisesi daha büyük, Allah korusun, büyük şeylerle karşılaşabilirdi. Sonra anlıyoruz ki bu 15 Temmuz'da önlerindeki mani olan silahlı kuvvetlerdeki belli bir kesimi tamamen tasfiye ettikten sonra Yücel Bey, Cenab-ı Allah'ın bu yardımı olmasaydı, evet, 3-4 sene fazla değil daha bekleseydik silahlı kuvvetler bu ülkeyi teslim alacaktı. Evet. Onların. Çünkü neden? Düşünebiliyor musunuz? Silahlı kuvvetlerde 312 tane general var. Bunun 156 tanesi onlardan.